Merhabalar, ismim Atilla Arıkan. 1 Ekim gibi Karadağ, Tivat şehrine geldik. Burada bu otelin inşasında çalışmak için geldik. Burada kalıpçı, demirci olarak işe başladık. Bugün Kasım'ın 21'i. Halen inşaat devam ediyor. Ancak Türk işçiler haklarını alamadıkları için işi bıraktılar. Hani burada hakkımızı aramak için tekrar bugün işe geldik. Ancak çalışmak için değil, hakkımızı sormaya geldik. Buradan size görüntüler gönderiyorum. Resmi makamlar yardımcı olursa sevinirim. Burası Tivat Otel. İnşasız devam eden. Biz bu otel inşaatına Sırbistan firması olan ALK İnşaat adına geldik. Buraya davetli olarak geldik. Pasaportumuzla, tamamen resmi kanallar aracılığıyla. Geldiğimizde yabancı şubeye başvurduk. Yani yasal prosedür neyse hepsini gerçekleştirdik. Bizim buraya işbaşı yaptığımızda sadece temel vardı. Hatta şu sağ kısımda gözüken yerde temel daha yoktu. Toprak zemindi. Paramızı alana kadar grevdeyiz. Bütün arkadaşlar, 34 arkadaş oturuyor. 34 arkadaş da evde bekliyor. Bugün sabah bir otobüs çalışma arkadaşı greve geldik. Paramızı almak için, hakkımız olanı almak için. Biz ne konuştuysak o parayı talep ediyoruz. Ekstra bir ücret değil. Burada şu an yağmur var. Arkadaşlar yağmurdan dolayı kapalı alanda bekliyorlar. Bu arkadaşların hepsi emekçi. Ellerinin emeğiyle parasını kazanmaya geldiler. Yaklaşık burada 85 kişiyiz. Burada bir kısım insan var. Tek servis kalktığı için çalışma arkadaşlarımızın bir kısmı konakladığımız bölgede kaldı. Ustam, buraya kimsiniz öncelikle? Buraya ne için geldiniz? Biz buraya çalışmaya geldik Karadağ'a, Türkiye'den. Bu yaklaşık 2 aydır buradayız. Burada çalışıyoruz. Emek yaptık. 60-70 kişiyle geldik, 80 kişiyle geldik. Ve maalesef 2 aydır paramızı alamıyoruz. Şu anda inşaatı durdurmuşuz, eylemdeyiz. Paramızı almadan da burada bir adım atamıyoruz. Hangi firma? Buranın yabancı firması ALK, Türk firması Denizli firmasıdır. Bizi getiren, biz paramızı almadan buradan gidemezdim. Ve ana firma, Türk firmasına da para ödememişti. Ne zaman geldiniz ustam? Bu aşağı yukarı biz daha geçen 27'sinden geldik. 2 ayımız dolmak üzeredir. 2 aydır 1 lira para dahil alamamışız. Burada bu kadar insanları getirdik. Ben kendim formelim. İnsanlara vekil oldum. İnsanları buraya getirdim. Hakkını savunmak için de buradayım. Sonuna kadar da buradayım yani. Bunu kimse
geri adım atmayacağız. Paramızı almadan burada kimse bizi gönderemez. Saygılar efendim. Saygılar. Ben Mehmet Candan. Denizden geliyorum. İnşaat firmasına geldim orada. Aleke'ye. Denizli firmasından geliyorum. Ne zaman geldin abi? Geçen ayın 6'sında buradaydık. Bugün ayın kaçı abi? Ay 21. 46 gün 47 gündür buradayız. Bir para kazanmak için geldik ama kazandığımız parayı vermediler şimdiye kadar. Ne iş yaptın abi? İnşaat sektöründe çalışıyorum. Kalıp, demir, her ikisinde çalıştım. Aylık ödeme... 1 Ekim tarihinde yaklaşık 50 gündür Karadağ'da bulunmakta olan Aleke firması şirket tarafından mağdur edilmekteyiz. İş yaptık ve çalışmış olduğumuz emeklerimizi şu anda bize takdim etmiyorlar. Hiçbir şekilde aylık ödemesini yapmıyorlar. Sırp kökenli firma Aleke firması şu anda bizi mağdur etmektedir. Yaklaşık benimle beraber 90 arkadaşım mağdur etmektedir. Ben İzmir'den geldim ve Türkiye'nin belirli noktalarından gelen arkadaşlarım şu anda mağdur. Ve şu anda sizlerden yardımlarınızı diliyoruz. Ne olur bize bir el uzatın. Adım Adem Tekmen. Sakarya'dan geldik buraya ekmek parası için. Gurbete çıktık. Çoluğumuzu çocuğumuzu bıraktık geldik. 45-50 gün oldu. Burada çalışıyoruz, kalıpçıyız. Görüyorsunuz yapılan işleri. Bakın şöyle bir gösterebilirsin. Yani her gün beton atılıyor, bir şeyler yapılıyor, hak edişler yapılıyor, yapılıyor. 45-50 gün oldu. Şöyle de gösterebilirsin. Yani 50 gündür işçinin bedeli, ekmeği, parası ödenmedi. Yani perişan durumdayız. Buradaki yetkililer kimse, bunu yetkili mercilere ulaşmasını istiyoruz. Burada herkes, bütün gurbetçi arkadaşlarım, Türkiye'nin her bir yerinden geldiler ekmek parası için. Çoluğun çocuğunu bıraktılar. Herkesin borcu derdi var. Mağduruz. Kimse parasını alamıyor. Peki yasal yolla mı geldin yoksa ne yolla geldin? Yasal yolla geldik. Şirket Aleke firması getirdi bizi buraya. Uçak biletlerimizi falan da aldı. İyi başta her şey iyi hoştu. Pasaportumuzla, resmi kanallarla yani. Resmi kanallarla geldik. Yağmurda bile çalışıyoruz yani ekmeğimizi kazanmak için. Ama sonuç hüsran. Para günü geldi mi kimse ortada yok. Yetkililerden bir yardım bekliyoruz. Bu işlere kim sorumlusu kimse. Hani bu işe bir çare bulsunlar. Bakın 80-90 kişi burada. Grevde. Kimse çalışmıyor. Herkes hakkını istiyor. Yani söyleyeceklerim. Şu düz duvarda bile bir sürü emek var.
Merhabalar. Merhaba. Biz şu an hangi inşaattayız? Hangi şehirdeyiz? Tivat'tayız. Tivat Oteli'nin inşaatı içindeyiz. 1 Ekim'den beri burada çalışıyoruz. Yaklaşık bir 50 gündür burada çalışıyoruz. Ve bugün ayın kaçı? Bugün ayın 21'i. 21 Kasım. 21 Kasım. Şu anda paramızı alamadık ve buradayız. 51 gün oldu. Buradayız, bekliyoruz. Peki yasal yollarla mı geldiniz? Tabii ki davetiyle. Resmi olarak gelindi. Resmi olarak başvuruldu. Resmi olarak çalışma izinleri işe başlandı. Ama tek sıkıntı 51 gündür maaşlar alınmaması ve bugün itibariyle çalışma durduruldu. Maaşları bekliyoruz. Peki göreviniz neydi burada? Arkadaşların çoğu yarısı kalıpçı, yarısı demirci. Yani bu şekilde. Kalıpla demir. Zaten yaptığımız iş belli. Kalıp çakıldı, demir bağlandı, betonlar atıldı. Hangi firma bu ALK. Sizi mağdur eden? Hangi ALK. Hangi sır firması? ALK. Teşekkürler. Burası Montenegro, Karadağ, Tivat. Biz buraya 85 kişi, 90 kişi olarak çalışmaya geldik. Demirci kalıpçı olarak. Yaptığımız iş şöyle göstermek istiyorum size. Burası toprak zemindi. Temeli atıldı, direkleri dikildi. Üzerine çıktığım tablo temel kısmındaydı. Direkleri dikildi. İkinci tablası atıldı. Biz sır firması olan ALK firması tarafından davetli olarak pasaportlu yasal yollardan geldik. Yabancı şubeye başvurduktan sonra burada işbaşı yaptık. Burası Tivat Otel inşası. Burada 85-90 arkadaşımızın el emeği var. Elleri parçalana parçalana burada demir bağladılar, kalıp çaktılar. Ekibin biri itibariyle biz buraya geldik. Bugün Kasım'ın 21'i. Hiçbir ödeme alamadık kendilerinden. Sır firması olan ALK firmasından. Bu gördüğünüz birinci tablo. Bunun altında bodrum kat var. Oranın da inşasını biz yaptık. Karşı tarafta aynı firma. Bir Ekim'den 21 Kasım'a kadar yapılan kısım. Sırf firması olan ALK İnşaat'tan ödeme alınmaması sonucu inşaat durduruldu. Çalışanlar ücretlerini alamadıkları için
artık çalışmıyorlar. Erdal abi merhaba. Ne zaman geldin abi bu şehre?